Fatih. Bak sen bunu gerçekten istiyor olamazsın. Bunu gerçekten çok istiyorum. Sen ne istediğini bilmiyorsun. Hadi lütfen kaldır şu yüzüğü. Seninle evlenmeyi hayatta istediğim her şeyden daha çok istiyorum. Benim. Benim onu. Bana bilmediğim bir şey söyle. Evet. Senin Yiğit'i sevdiğini bile bile seninle evlenmek istiyorum. Sen mantığını kaybetmişsin. Ne düşündüğünü, ne hissettiğini bilmiyorsun. Ağzından çıkanı kulağın duymuyor senin. Benim ne hissettiğimi bile bile nasıl ömrünü başkasını seven bir kadınla geçirmek istersin? Çünkü ben o kadını seviyorum. Elması oyuna getirmek o kadar kolay mıymış? Ha? Böyle elinizi kolunuzu sallaya sallaya kaçacaktınız değil mi? Geç! Cahit! Cahit bir şey yap. Oo! Cahit Bey! Yolculuk nereye? Beni bebeğimi de alıp cehennemin hangi ucuna gidecektiniz acaba? Cahit! Cahit bir şey yap, ne olur, delirmiş bu. Evet Cahit'ciğim, bir şey yap. Bir şey yap mesela, ikinizin de canına kıymamam için. Yalvar mesela. Elmas, tamam ne olur indir şu silahı lütfen. Olur. Böyle geçeyim o zaman, oturayım değil mi? Bacak bacak üstüne de atayım. Sonra da sevgili karın bize kahve pişirsin. Orta şekerli. Cahit yalvarırım, bir şey yap, ne olur, hiç normal değil bu, ne olur. Kıyamam. Korktun değil mi sen şimdi? Korktun tabii, tamam. O zaman şey yapalım biz. Sakin sakin konuşalım. Sakin sakin normal konuşalım. Mesela karı koca. Karı koca beni aylarca nasıl kandırdınız mesela, ondan bahsedelim. Adi pislik planınızla sinsi sinsi aylarca benim bebeğimi nasıl çaldınız mesela, ondan bahsedelim. Elmas. Bak böyle olmaz. Bak bu silahla elinde bu işi çözemezsin. Lütfen yapma. Çözmek mi? Cahit sen çözmek mi dedin? Tamam. Tamam bak. Sakin sakin konuşalım. Böyle olmaz lütfen. Böyle olmaz. Böyle olmaz. Peki nasıl olur Cahit? Ha? Seni yaptığın gibi adilikle, hırsızlıkla mı olur? Sen bunu neden yaptın ya? Sen bunu bize neden yaptın Cahit? Bak, biliyorsun Elmas. Neden böyle bir şey yaptığımı biliyorsun. Sen gayet iyi biliyorsun. Nazlı'ya yaptıklarını biliyorsun Elmas. Ama Cahit. Bak ben ne yaptıysam çocuğum için yaptım. Onu korumak için, onun geleceği için yaptım Elmas, lütfen. Ben sana inanmıştım be adam. En çok da neye inanmıştım biliyor musun? Benim de evlenmek isteyeceğim. Bilmem. Evlilik ne ki? Ben bana inandığına inanmıştım. Ben senin gözümdeki ışığa inanmıştım Cahit. Bana baktığında gerçekten kalbimin içini gördüğüne inanmıştım. Değiştiğime, senin için, bizim için, hayalini kurduğum yuva için ne kadar emek harcadığıma inandığına inanmıştım. Tamam Elmas bak ben... Ama sen işte, sen başka bir adam oldun, sen değiştin. Sen benim gözümün önünde bambaşka bir adam olmuşsun Cahit. Ben sana bakarken
seninle ilgili hayaller kurarken ben seni tanıyamamışım. Sen benim daha önce hiç görmediğim, hiç tanımadığım başka bir adamsın. Tamam. Tamam bak, tamam her şeyi konuşarak hallet. Konuştuk bitti. Bizim için sözün bittiği yerdeyiz Cahit. Cahit, yalvarırım bir şey yap ne olur. Bu kadın ikimizi de vuracak ne olur bir şey yap. Cahit'cim sana bir şey söyleyeyim mi? Bu adi, bu yalancı karın ilk defa doğruyu söylüyor biliyor musun? Çünkü ikinizi de vuracağım. Elmas bak. Cahit! O manyak seni vurdu! Aman Tanrım! Nazan kolum! Alo! Alo! Yardım edin lütfen! Onun hastası kocamı vurdu! Yardım edin! Nazan! Oğlum! Ben geldim anneciğim. Ben geldim bebeğim. Parmağını taşıdı. Biliyorum. Her elini öptüğümde pırıl pırıl parlıyordu. Hatırlıyorum. Annem bu yüzüğü hep aşkla, sevgiyle, huzurla taşıdı. Kader sonsuza kadar mutlu yaşamalarına izin vermedi. Ama yaşadıkları sürece çok mutlu oldular. Annem bu yüzüğü taktığı sürece hep çok sevdi. Çok sevildi Nur. Ben... Fatih bak lütfen. Ben bugün bu yüzüğü senin parmağına takıyorum. Sen bana evet desen de, hayır desen de bu yüzük parmağında kalsın istiyorum. Olmaz. Ben bu yüzüğü kabul edemem. Ben sana evet diyemem. Seni mutlu edemeyeceğimi bile bile yapamam ben bunu. Nur, ben 20 yaşında toy bir delikanlı değilim. Ne isteyeceğimi bilecek kadar gördüm, geçirdim. Mutluluğunda, mutsuzluğunda ne olduğunu çok iyi biliyorum. Bu kadar geç kalmam yanlıştı. Sana bu kadar geç kalmamalıydım. Neler söylüyorsun sen? Sen harika birisin. Mutlu olmayı hak ediyorsun. Ama ben seni mutlu edemem. Ben kimseyi, hiç kimseyi mutlu edemem. Hadi lütfen çıkar şu yüzüğü parmağımdan. Bu yüzük, onu bütün kalbiyle taşımayı hak eden bir kadının parmağında olmalı. Thank you.
Sen ne dediysen o. Sen ne dediysen oluyor. Yiğit, sen ne istediysen. Elmas, nereye götürüyorlar seni, ha? Bebeğimi bana vermiyorlar Yiğit, götürüyorlar beni. İşte şimdi herkes senin nasıl bir ruh hastası olduğunu gördü Elmas. Eli silahlı ruh hastası. Yiğit, yalvarıyorum, yardım et bana. Kapat telefonu hadi. Elmas! Fatih bak, benden böyle bir bencillik bekleme. Yapamam. Kendimi bırak, senin için yapamam. Sen belki de benim tek dostumsun. Tek dert ortağım. Ben... Açar mısın artık lütfen şu telefonu? Sen de biraz nefes al. Evet, dinliyorum. Ah Fatih. Keşke. Keşke her şey çocukluğumdaki gibi olsaydı. Nereye götürüyorlarmış? Fatih! Elmas'tan haberin var mı ha? Elmas nerede? Nereye götürdüklerini biliyorum. Ne? Fatih, Elmas'a ne olmuş? Cahit'i basmış. Allah kahretsin. Nasıl ya? Nasıl? Beni takip etti herhalde. Dur, elimizi çabuk tutmamız lazım. Elmas Cahit'i vurmuş. Ne? Ne diyorsun? Ne diyorsun Fatih sen, ha? Ne olmuş Cahit'e? Cahit iyi mi? Elmas! Elmas nasıl böyle bir şey yapar ya? Fatih, Cahit iyi mi? Durumu ne? Tam büyük bir yaralanma değil ama. Tamam, yolda anlat. Hadi. Anahtarlar, anahtarlarım. Arabanın anahtarları. Nasıl yani? Ne duruyorsunuz orada? Hadi. Hadi. Allah kahretsin. Allah kahretsin, beni takip etmiş olmalı. Nasıl gözümden kaçırdım ben? Nasıl dikkat etmedim ya? Peki o silahı nereden bulmuş Elmas? Aklımı kaçıracağım. Benim silahımı almış. Daha hızlı olmalıydı. Olabilirdik de eğer Cahit'le iletişime geçtiğini bize söyleseydin. Tabii canım. Sen silahını Elmas'a kaptırdığını söyleseydin ben belki daha dikkatli olabilirdim. Her yerde Cahit'i aradığımızı biliyordun Yiğit. Ya beceriksizliğini benimle örtmeye kalkışma, bu kez işe yaramaz. Birbirinizi yemenin bir faydası yok. Ne bize ne Elmas'a. Ona yardım etmek zorundayız. Kusura bakma, bölüyorum. Yok anne ya, zaten konsantre olamıyorum. Bir masaj yaptırsan İclal, rahatlarsın. Yok. Yok, o yılan bizim burnumuzun dibindeyken ben ne yaparsam yapayım rahatlamam. Karşına mı çıktı yoksa? Karşımıza. Mert? Ne yapsın çocuk? Öyle koynumda yaprak gibi titredi işte. Allah onu kahretsin. Yok anne, yok. Yok, o kadına hiçbir şey olmuyor ya. Dönüyor, dolaşıyor, yine benim karşıma çıkıyor.
Ben ikinci hayatıma gözlerimi açtığımdan beri o kadınla lanetlendim sanki. Bitmiyor, gitmiyor kadın ya. Ölmüyor. Bırakmıyor peşimi işte. Neyse. Küveti doldurayım, duş alayım, bir şey yapayım. Bırakacak yavrum. O kadın bizim peşimizi bırakacak. Allah kahretsin ya. Jilal. Jilal hemen ara beni. Gerçekten çok önemli bak. Şaka yapmıyorum. Çok önemli. Nedir? Durum nedir? Az önce geldim Yiğit Bey. Şimdi sorguda. Ben de içeri giriyorum. Fakat durum pek de iç açıcı gözükmüyor. Haneye tecavüz, polis üzerine zimmetli silahlı adam yaralama ve karşı taraf çocuk kaçırmaya teşebbüsle de... Utanmaz yalancılar. Asıl onlar kaçırdı çocuğu. Asıl onlar kaçırdı. Tamam sakin ol. Tamam bir sakin ol Nur. Dur. Bak ne yapacaksın, ne diyeceksin? O kızı oradan çıkaracaksın, tamam mı? Peki Yiğit Bey. Peki ben görüşebilir miyim? Beklememiz lazım Nur. Ben şimdi gideyim, birkaç arkadaşla görüşeyim. Sonra yine gelirim. Söyle. Yiğit Bey, Cahit Bey'in sağlık durumunu öğrendim. Kendisi ayakta tedavi oluyormuş. Hangi hastanede? Cahit'i hastaneye kaldırmışlar. Hemen şu yukarıdaki hastaneye bir gidip göreceğim onu. Suratına tükür benim için. Güzel yüzük. Yakışmış. Sizi gördüm. Bahçede. Güzel manzaraydı. Gerçi ilk defa görmüyorum öyle değil mi? Sen... Daha önce de görmüştüm. Hatta dejavu. Ah Nura. Bu gözler neler gördü. Gözümün önünde evlendiğine bile şahit oldum. Ama bu... Bu kez farklı, evet. Bir kere bu kez adam deli değil. Manyak değil, sapık değil, öyle değil mi? Hem de senin çocukluk aşkın. Hatta itiraf etmeliyim, iyi de bir adam. Sana yakışacak bir adam. Size gönül rahatlığıyla mutluluklar dileyebileceğim ben. Ne? Ne diyorsun sen ya? Fazla uzatmaya gerek yok. Size mutluluklar diliyorum. Hem zaten eninde sonunda bu olacaktı, öyle değil mi? Hı? Yani hayatına biri girecekti. Benden sonra hep yalnız kalacak değilsin ya. Hayat işte. Bazen yol uzatsa da eninde sonunda olması gereken oluyor. Olması gereken. Fatih ve ben.
olması gereken. Mutlu onlar. Mutlu. Bizim hiç olmadığımız kadar mutlu onlar. Yaptı o ruh hastası kadın. Evimizi bastı, bize silah çekti, seni vurdu Cahit'cim. Daha ne istiyoruz? Ya silahın bilerek ateşlenmediğini biliyorum. Nasıl beni çekti vurdu derim, he? Yani hapislere girip... Ay Cahit, Allah aşkına saçmalama ya. Silah kazara ateş aldı falan diye ifade verirsen... ...vallahi bir çuval inciri berbat edersin he. Bak kadın bizi yerin dibine gömmek üzereyken... ...rüzgar bizden yana döndü. Biz acaba daha fazla ne istiyoruz? Ya kadın kendi elleriyle elimizi güçlendirdi ya. Senin elini hiçbir şey güçlendirmez Nazan. Çık dışarı. Cahit. Çık dışarı. Evet. Yeğenim nerede? Tabii. Sen şimdi onu Nazan'ın abilerine emanet ettin değil mi? Başka seçenek bırakma. Ya Elmas beni takip etmiş. Nerede olduğunuzu ben söylemedim. Ama söyleyecektin Yiğit. Evet söyleyecektim. Sen bu çılgınlığa devam edersen söyleyecektim. Ya sen hala ne çılgınlığından bahsediyorsun ya? Gözünü seveyim ya. Kadın elinde silahla evimizi bastı be. Ya bana Nazan'ın ağzıyla konuşma. Yiğit bana gerçek duygunu söyle. Gerçekten içinde Elmas'a haksızlık yaptığına dair en ufak bir hissiyat yok mu? Yiğit bak kardeşim çok yorgunum. Kafam allak bullak ne olur. Tamam işte ben de bu yüzden buradayım. Kafanı toplaman için buradayım. Sana yardım edebilmek için. Ya sen bize inanmıyorsun ki. Ben sana değil, Nazan'a inanmıyorum. Bak, yalvarıyorum sana her şeyi bir tane tane, tek tek düşün. Sen o kızla yalnız başınayken konuştun mu? Ya sana o kıza neler yaptığını, o kızın Elmas'tan nasıl korktuğunu kendi gözlerimle gördüm diyorum. Sen hala konuştun mu diyorsun Yiğit ya? Tamam. Anlaşıldan. Ben sana git. Aslan'ı kendi ellerinle annesinin kollarına teslim et diyemiyorum. Çünkü ne desem boş. Ama lütfen biraz vicdanlı ol. Nazan'ın ağzıyla ifade verme. Gerçekten orada neler yaşandıysa onları konuş. Peki ya sonra? Sonra benim yanımda olacak mısın? Ben her zaman senin yanındayım abi. Karşında olmam gerekse bile yanındayım. Konum nasıl? İyi. Ufak bir seyrek işte. Fatih, neden bu kadar uzun sürüyor ha? Kesin bir terslik var Fatih. Bak gerçekten kesin bir terslik var yani. Nur sen beni dinlemiyor musun? Ya sakin ol. Bir terslik olsa haberim olurdu diyorum. Ama hala bir şey söylemiyorlar. Buradan çıkartabileceğimizi bile bilmiyoruz ya. Daha enişteme bile bir şey söyleyemeden... Nur. Allah'ım şükürler olsun. Şükürler olsun. Doya doya koklayıp sarılamadım bile Nur.
Biz burada kızımız nerede diye hop oturup hop kalkarken siz kızı karakollardan toplayıp getiriyorsunuz. Sonra da bana sinirlenme diyorsunuz ya. Başka laf bilmez misiniz siz ya? Ne diyelim Tayyar Efendi sana? He, ne diyelim? Sakin olma, böyle feveran et, belki bir işe yarar mı diyelim? Elmas'ın yaptığı büyük hataydı Kirmem. Elimizi çok zayıflattı. Bu yüzden bunu kabul edip ona göre pozisyon almak zorundayız. Hata mata. Oh, iyi ki de yaptım. Hiçbir işe yaramasa da en azından bir kere yavrumu öptüm, kokladım. Ah yavrum. Ah bahtsız kızım benim. Yok kızım, yok. Aslında o silahı benim alıp onların kapısına dayanmam lazımdı. Benim, benim. Kirmem. Ya bu işin silahla çözülemeyeceğini kaç defa söyleyeceğim size? He? Avukatın söylediklerini tek tek anlattım. Elmas'ın imzaladığı şeyler yüzünden elleri yeterince güçlü. Bak bundan sonra işi zorlaştıracak tek bir adım dahi atmayacaksınız. Kolay mı ya adım atmamak? Günler geçiyor burada. Yavrumun kokusu benim burnumda tütüyor. Siz hiçbiriniz anlamıyorsunuz. Sütüm azalıyor benim. Ya ben yavruma kavuştuktan sonra sütüm biterse? Bir kere ya. Bir kere ben kendi çocuğumu koynumda uyutamadım. Ben onu kokusuyla burada yanıp tutuşurken... Ya benim çocuğum anasının kokusunu unutursa? Bak Elmas. Senin için ne kadar zor olduğunu hayal bile edemem. Ama dayanmak zorundasın. Yanlış bir adım daha atmamak için. Bana güven. Tamam mı? Bu iş bende. Güven bana. Gözler neler gördü öyle değil mi? Hatta gözümün önünde evlendiğine bile şahit oldum. Ama bu... Bu kez farklı, evet. Bir kere bu kez adam deli değil. Manyak değil, sapık değil, öyle değil mi? Hem de senin çocukluk aşkın. Hatta itiraf etmenim iyi de bir adam. Sana yakışacak bir adam. Size gönül rahatlığıyla mutluluklar dileyebileceğim bir adam. Benim de biraz mola vermem gerekti. Parmağında olduğunu görmek güzel. Yani Yiğit'in görmesini istemezsin. Çıkarırsın diye düşünmüştüm. Gördü bile. Bizi görmüş. İzlemiş. Demek konuştunuz. Zor bir konuşma olmuş belli ki. Zor. Çok zor bir konuşmaydı. Bak eğer gözünü korkutacak şeyler söylediyse buna hakkı yok. Mutluluklar diledi. Mutlu olur, mutlu ol. Bizim hiç olmadığımız kadar mutlu olur. İyi misin? Emin misin? Efendim? Ömrünü kalbi başka bir adama ait olan bir kadınla geçirmek istediğinden emin misin? Bu sabah ne söylediysem o. Bütün kalbimle eminimdir. Bunu gerçekten istiyor musun? Kendini severken sevilme şansından sonsuza kadar mahrum etmeyi gerçekten istiyor musun? Biliyorum. Beni bir ömür boyu onun gibi sevemeyeceksin. Ama ben kendime güveniyorumdur. Sana kendimi sevdireceğime güveniyorum. Bunun asla onu sevdiğim gibi olmayacağını bile bile hayatını gerçekten sana bakarken gözleri parlamayan, hatta gözlerinde hiç pırıltı kalmamış olan, kalbinden tamamen vazgeçmiş olan bir kadınla paylaşmak istiyor musun? Ben seni istiyorumdur. Seninle bir hayatı paylaşmak istiyorum. Gözlerindeki o parıltıyı yeniden yaratmanın umuduyla istiyorum. Sana yemin ediyorum. Bu yüzü taktığına bir gün bile pişman olmayacaksın. Ya sen? Sen pişman olmayacak mısın? Asla. Sen yanımda olduğun sürece asla. Bir an bile pişman olmayacağım.
Seninle evlenmeyi kabul ediyorum Fatih. Evlenip seninle çok uzaklarda, hayatımın sonuna kadar sana hayat arkadaşlığı yapmayı kabul ediyorum. Üşüdün mü? Çok. Çok üşüdüm. Ben içeri gireyim. Tamam. Zor olduğunu biliyorum. Senin için de. Nur için de. Ama doğru olanın bu olduğunu biliyorsun. Ona iyi bakacaksın. Gözlük gibi bakacaksın ona. Anlıyor musun? Onu çok mutlu edeceksin. Tamam mı? Onu çok mutlu edeceksin. Ciddi ciddi şimdi Fatih'le evleniyorsun. Ha? Hadi Elmas, uzatma artık. Yani hayır yani evleniyorsunuz anladım da. Almanya ne alaka ya? Niye gidiyorsunuz ki? Bilmiyor musun? Her şeyi geride bırakmam lazım. Başka türlü olmaz. Bilmiyor musun? Ha? İşte kendi ağzınla söyledin. Ben bal gibi biliyorum da sen biliyor musun acaba? Böyle çekip gittiğin zaman Yiğit arkanda mı kalacak sanıyorsun? Elmas, bak lütfen. Gel tamam. Gel şöyle bir iki dakika konuşalım ne olur.
Nur. Bak ben hayatımın gerçekten ama gerçekten en korkunç zamanlarını yaşıyorum, tamam mı? Senin de hayatın bayram değil, biliyorum. Yani ikimiz de çok fenayız. Biz bir süredir de konuşamadık seninle. Şimdi ben sana bir şey hatırlatacağım. Alo, sen aklandın, tamam mı? Artık herkes Mert'i senin bilerek ezmediğini biliyor Nur. Ben de bunun hiçbir şey değiştirmeyeceğini biliyorum. Ya, hadi ya sen de. Ben şu halimle canım burnumdayken senin Yiğit'e nasıl baktığını gördüm. Yiğit'in sana nasıl baktığını gördüm. Ya siz bir adam akıllı konuşmadan Yiğit'le. Tamam, bak ben Fatih'i severim. Hatta ben Fatih'i çok severim. Ama böyle olmaz. Sizin Yiğit'le oturup bir konuşmanız lazım. Biz birbirimize söylememiz gereken her şeyi söyledik. Birbirimizin gözlerinin içine baka baka söyledik. Ama... Ben evlenip buradan gideceğim. Benim için en iyisi bu. Buradan tertemiz gideceğim. Ya Nur, şimdi nereye gidiyorsun peki? Daha fazla uzatmaya gerek yok. Cevabın nedir? Bu ne acele? Yüz yüze konuşuruz sanmıştım. Şerefsiz. Uzatma, bir cevap ver dedim. Sen ne cesaretle benim evime geliyorsun ya? He? Sen ne cesaretle benim karşıma çıkıyorsun? Mert'in gitmesini bekledim. De utanmadan söylüyor. Benim çocuğum nereye gitti biliyor musun sen? Hı? Benim oğlum nereye gitti biliyor musun? Senin o ezdiğin bacaklarla yeniden yürümeyi öğrenmeye gitti benim çocuğum. Benim oğlum bir bebek gibi emeklemeye gitti. Evet, o arabayı ben kullandım. Ama sebep olduklarımı isteyerek yaşatmadım ben İcler. Bak defol git. Defol git, sen bu yalanlarla kandıracaklarını kandırdın. Defol git, elimden bir kaza çıkacak. Bana ne yaparsan yap. Ben buraya söyleyeceklerimi söylemeye geldim İcler. Şimdi böyle mi düşüyorsun sen Yiğit'in peşine? Hı? Yiğit'e giden yolda bu sefer de ilk önce benim kullanıyorsun sen. Pislik. Artık Yiğit benim yolumda yok. Senin bu yalanlarına kim inanır? Ben Fatih ile evleniyorum. Ben buradan uzaklara gidiyorum. Artık benim için ne İstanbul ne de Türkiye var. Evlenip gidiyorsun yani, ha? Gidiyorum. Ve arkamda yara bırakmak istemiyorum. Bak sana bütün kalbimle sadece gerçeği söylüyorum. Mahkemeye sunduğum bütün o deliller gerçek. Fikret bana neden, niye böyle bir kötülük yaptı bilmiyorum. Ama bütün bunları Fikret yüzünden yaşadığımız bir gerçek. Benden ne kadar nefret edersen et, içten içe en başından beri Mert'in benim için ne kadar anlamlı olduğunu biliyorsun. Onu gerçekten sevdiğimi biliyorsun İçler. Sen giderek ne yapmaya çalışıyorsun ya? Hı? Sen niye bana kendini inandırmaya çalışıyorsun? Sen ve ben aynı hikayeyi paylaşmaya çalışan iki kadındık. Paylaşamazdık. Paylaşamadık. Birbirimize ne kadar düşman olsak da biz seninle çok şey yaşadık. Aynı adamı sevdik. Aynı adam için savaştık. En kötüsü de ne biliyor musun? Bu hikayenin en başından beri ikimiz de masumduk İçler. Bana bir cevap ver dedim pislik. Laf kalabalığı yapma. Bunca hakaret ettiğin bir şerefsizle bu kadar tehlikeli bir işbirliğine girmek istiyorsun. Hapishanedeki başarısızlığından sonra gözünün ne kadar çok korktuğunu tahmin ediyordum. Ama bu aceden, bu tamahkarlığın düşündüğümden daha da çaresizsin acının. Gerçi dünden beri düşünüp duruyorum.
Seni benden bile medet umma edecek kadar çaresiz bırakan şey ne? Ne saklıyorsun acının? Neden Nur'dan bu kadar çok korkuyorsun? Sakın bana torunun intikamından, evlat sevgisinden bahsetme. Seni bu çaresizliğin kokusuna alacak kadar iyi tanıyorum. Korkak. Bir daha kızımın yüzünü göremeyeceksin. Ben senden habersiz aşık ve masumdum. Sen benden habersiz uyurken masumdun. Gözlerini açtığında inandığım her şey, dünya, kalbim başıma yıkıldı. Benim kim olduğumu öğrendiğinde varlığım senin dünyanı yıktı. İkimiz de suçsuzduk içler. İkimiz de haklı. Ama sen yolda yaptıklarınla haksız oldun. Sen bir de utanmadan benim... Bak ben seni affettim. Affederek gidiyorum. Bana yaptığın, senin yüzünden yaşadığım her şey için seni bağışlıyorum. Sen... Seni affetmeden yoluma devam edemezdim. Affettim. Ama ben seni affetmeyeceğim. Ne söylersen söyle. Affetmeyeceğim. Oğluma yaşattıkların için, o arabayı sen kullandığın için ben seni affetmeyeceğim. Böyle hissetmenin senin için daha kolay olduğunu biliyorum. Bana inanmamak senin için inanmaktan daha kolay. Aramızdaki fark da hep buydu zaten. Sen her zaman kolayı seçtin. Tuzakları, oyunları. Bu da sözde masumiyet kibri değil mi? Benim tuzaklarım, benim oyunlarım. Karşımda yine sütten çıkmış ak kaşık var. Madem sana inanmayacağımı gayet iyi biliyorsun, niye karşımda dil döküyorsun? Çünkü ne olursa olsun, bir başkasına, hatta kendine bile itiraf edemeyecek olsan da artık içinde bir yerlerde masum olduğumu bildiğini biliyorum İcilal. Defol git Nur. Tamam. Söyleyeceklerim bittiyse defol git. Dünyanın öbür ucuna git. Merhaba. Ben de Ecilerle konuştum biraz. Kendine bunu niye yapıyorsun Nur? Sandığın gibi değil. Aksine iyi geldi. Böyle omuzlarımdan bir yük kalkmış gibi. Artık onunla konuşacak neyin var ki? Konuşacak o kadar çok şey var ki. Konuştum rahatladım. Huzurluyum yani. Artık buralardan gitmeye hazırım. Hadi bakalım. Bugün ilk adımı atmanın vakti. Gidelim nikah tarihimizi alalım. Gözlerime, kulaklarıma inanamıyorum işler. Nasıl konuşturursun o kadını sen ya? Ha? Ya defolup gidiyormuş işte. Fatih'le evleniyormuş. Alsın zebanesini, cehennemin dibine gitsin. Anne ben de sana onu diyorum. Sen hala niye bağırıyorsun ya? Sana nasıl masal uydurduğumu duymadın mı zannediyorsun ha? Nasıl konuşturuyorsun onu İcler? Hani umurumda değil. Tamam mı? Ne söylediği de ne yaptığı da benim artık umurumda değil. Bana bak. Bana doğruyu söyle. O Fikret masalına sen de inandın mı? Doğruyu söyle. Ya anne! İcler söylesene inandın mı? Sana doğruyu söylüyorum. O masala inandın mı? Ya delirdin mi? Bırak kıracaksın bileğim be. İnandın mı o kadına diyorum sana. Yeter be. Yeter bir de yatır dizine döv istiyorsan. Ya kadına mahkeme inanmış, mahkeme. İnanmış, serbest bırakmış. O Allah'ın cezası gelecek, yine başıma bela olacak diye korkuyordum ben. Gidiyor başkasıyla evleniyor, dünyanın bir ucuna gidiyor işte. Anne ben kurtuluyorum Nur'dan, anladın mı? Ben Nur'dan kurtuluyorum senin. Hala derdin ne ya? Derdin ne senin? Rahatlayıp nefes alacağını bileğimi kıracaksın. Allah'ım! Allah'ım! O kadar basit değil işlerle. O kadar kolay değil. Neden artık eve gitmiyoruz? Söyle bakalım babası. Neden artık eve gitmiyormuşuz? Nazlıcığım. Hadi sen kardeşinin yanına git. Onun dönencesini kur. Ona masal anlat hadi. Ne
Nazan. Çocuğu ikide bir sıkıştırıp durma. Benim çocuğu sıkıştırdım falan yok Cahit. Çocuk zaten evinden barkından mecburen ayrı kaldığı için yeterince huzursuz. Tamam. Tamam, ben sana evimize gidelim diyorum. Ama sen illa yeni bir ev istiyorsun. Kusura bakma ama ben öyle yüreğim ağzımda, gözüm kapıda her an o deli kadın ne zaman evi basacak diye oturup bekleyemem Cahit. Cahit, gözünü seveyim. Ne olursun bırak şu inadı ya. Ne işimiz var bizim böyle otel odalarında, yeni evlerde falan. Bizim gitmemiz lazım. Bizim bir an önce yurt dışına gitmemiz lazım. Nazan, hiçbir yere gitmiyoruz. O konu kapandı. Allah'a Yiğit'in ne müstahakı varsa versin inşallah. Yine aldı senin kukla gibi iplerini eline. Bana bak. Doğru konuş. Bak avukat geldi. Onun yanında labuk subuk konuşup benim canımı sıkma, tamam mı? Evet avukat bey, hadi bana güzel haberi verin ne olur. Hoş geldiniz. Önce kötü haberi söyleyeyim. Elmas Hanım'ı Rıdvan Bey savunuyor. Al işte. Biliyordum zaten. Yiğit'ten böyle bir şey bekliyordum. Az önce kendisiyle telefonla görüştüm. Bir uzlaşma, pazarlık görüşmesi talep ediyorlar. Asla canım, asla. Ne münasebet? Nazan, bir susar mısın? Bana sorarsanız mahkemeye iyi niyetli gözükmek için bu görüşmeyi kabul etmemiz avantajımıza. Affedersiniz yani kusura bakmayın avukat bey ama o eli silahlı psikopatın bizim evimizi basması da bizim avantajımızaydı. Ama şimdi o avantaj nerede? Ha? Ben niye göremiyorum o avantajı acaba? Rahat olun Nazan Hanım. Beni yanlış anladınız. Eli güçlü taraf biziz. Onlar da o yüzden duruşma öncesi masaya oturmak istiyorlar. Olabilir. Onlar görüşme talep etti diye biz kabul etmek zorunda mıyız canım? Ne münasebet? Bu tip durumlarda duygusal düşünmek işe yaramaz Nazan Hanım. Olabilir. Ama ben kocamın o eli silahlı psikopatla aynı masaya tamam. Tamam. Tamam ben görüşmeyi kabul ediyorum. Önceki gün yaptığı basın açıklamasıyla ünlü iş adamı Cahit Kozan'ı bebek hırsızlığıyla suçlayan eski sevgilisi Elmas Çelebi elinde silahlı ev bastı Allah'ım. İş adamı çocuğunun annesinin silahından çıkan kurşun... Okuma artık şunu yeter ya. Vallahi sinirime asabım bozuldu ha. Bittim ben. Bittim artık şu haberlere bak. Bitti tamam. Artık bir daha bebeğimi bana hiç asla geri vermezler. Bittim ben. Ya açmayayım ağzımı diyorum ama zorla konuşturacaksın ha. Elinde silahla kapılarına dayanırken düşünecektin onu. Hadi ama. Bırakın şu silah mevzunu. Tansiyonum çıkacak yine. Avukat bey, kabul etmediler değil mi? Uzlaşma yok yani, masaya oturmayacağız. Yüzünüzü yıkayıp bir sakinleşin Elmas Hanım. Cahit Bey'le masaya oturacağız. Ya sen kimsin ya? Ya sen kimsin be? Sen kimsin de beni beğenmiyorsun? Allah'ın pisliği ezik. Ben sana bir daha benim odama gelmeyeceksin demedim mi? Misafir odasında kalıyorum zaten. Eşyalarım kalmış, onları almaya geldim. Yersen tabii. Ya senin buraya niye geldiğin belli oluyor. Sen sırf benim bu halimi görüp bundan zevk almak için buraya geliyorsun. Ya ben şu suratın nesini görüp zevk alabilirim Allah aşkına? Bana bak Yağmur. Senin bir tarafların şaha kalktı, ben bunun farkındayım. Ama sen kendine bu kadar güvenmeyeceksin. Sen kafayı yedin Nica. Beni Emin'i kandırmaya geçtin, artık sen kendini kandırıyorsun. Şu gözyaşlarının tek bir damlası bile Emin için değil, hepsi benim için, farkındayım. Sen sırf beni üzmek için burada kendini harap ediyorsun. Ha, yapma, yapma Yaren. Başardın çünkü. Üzdün beni yeterince, yaktın canımı. Oturmuşsun kendi kendine aşk acısı çekiyormuşsun gibi yapıyorsun. Çekmiyorsun sen aşk acısı falan. Ben çektim, oradan biliyorum. Dün en fazla senin birazcık egon zedelenmiştir, o kadar. Kalbin falan kırılmamıştır senin. Alacağını al, çık çabuk odamdan. Ha bu arada o egona söyle, merak etmesin. Ben o öküzü affetmeyeceğim, ağzıyla kuş tutsa affetmeyeceğim. Ya çık diyorum sana. Sizi göstereceğim.
Ya babamlardan zor kurtuldum zaten. Sen niye takılıyorsun peşime? Acaba neden? Mesela senin manyaklığını zapt etmek için olabilir mi? Hadi oradan canım. Aslan gibi avukatım var benim. Çarpmışım sakinleştiricileri zaten. Hadi bak sen git ne olur. Sen varken ben gerilirim bak, konuşamam. Ha, senin yanında rahat rahat ağzıma geleni sayamam diyorsun yani. Elmas Hanım, artık gitsek. Oğlum gitsene geri. Vallahi hiç kusura bakma ablacığım, geliyorum. Aa. Kaçma. Yağmur kaçma. İki dakika. Ne oldu kız? Selam sabahı kestik mi? Yok. Yok canım. Ha, anladım. Yanımda bu var diye değil mi? Abla. Ya boş ver sen bunu. Bu köpek gibi pişman zaten. Bu var ya, bu man kafa, bu salakların önde depar atıp bayrak sallayanı. Ablacığım. Bu enik gibi pişman bu. Dün gece çıkarmış sizin bütün eski fotoğraflarınızı. Ne, sadece dün gece mi? Ben hastanede de kaç kere gördüm. Benim süt kuzuma diyordu ki, senin bu halan var ya, bu halan. Tabii öbür halan değil, bu halan. Ben o halana öyle bir eşeklik yaptım ki. Ben o kalbimi elinde tutan halana öyle bir salaklık yaptım ki diye anlatıyordu, ben kaç kere gördüm. Tabii dün de bazı meseleler olmuş, duyduk hepsini. Aferin kız, aferin. Yüz vermemişsin buna, bırak beter olsun. Ablacığım. Bu böyle sürünsün senin kapında. Sürünsün, köpek olsun, havlasın senin kapında. Bunun bu fanları var ya, bunun bu fanları. Bunun ne kadar angut olduğunu bilseler zaten. Yok artık ama, daha neler be ablacığım. Neyse o zaman ben gideyim. Görüşürüz Elmas'cığım. Sen de abinin canını oku ha. O bende. Buradan gidiyorum o zaman. Yemin ediyorum nasıl iyi geldi biliyor musun? Tek kelime daha edersen. İnikmiş. Zaten. İyi günler. İyi günler. Ekrem Kozan'la görüşebilir miyim? Ekrem Kozan bu sabah otelimizden ayrıldı efendim. Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Böylesi şimdilik daha güvenli. Arayacağım seni. Of. Düşündüğümden de uzun işlermiş bunlar. Ama sonunda hallettik. Günümüzü aldık. Nikah Almanya'da yapsaydık bu kadar yorulmazdık. Hayatımın en tatlı yorgunluğu. Ben hiç pişman değilim. Umarım gerçekten hiç pişman olmazsın. Bunları konuştuk ve kapattık. Hı? Evet. Şimdi sırada ne var? Bilmem. Ne var? Hadi devam. Gelin. Ciddi misin? Sen üçüncü kez giyecek olabilirsin. Ama ben seni gelin diye hiç görmedim. Affedersin. Ben ortamı yumuşatayım derken biraz saçmaladım galiba. Yok canım. Doğruyu söylüyorsun. Bir kere kalpten, bir kere aptallıktan iki gelinlik giydim. Ama artık ikisi de geride kaldı. Ve ben seni gelinlikle görmeyi gerçekten çok istiyorum. Bizim evliliğimiz yepyeni bir başlangıç olacak. Bütün geçmişi silecek. Yepyeni, bembeyaz bir başlangıç. Sen nasıl istersen.
Elmas'la ilgili bir haber var herhalde. Tamam. Sen konuş o zaman. Ben de tembellik yapmayayım. Gelinlik işlerini falan halledeyim. Tamam, akşama görüşürüz. Efendim Yiğit. Müsait miydin? Artık müsaitim. Nur şimdi kalktı. Ha bu arada nikah tarihimizi aldık, belki bilmek istersin. Hayırlı olsun. Çok naziksin. Sen niye aramıştın? Ben sorarım ben sana, olur mu? Sonra tekrar ararım. Üzgünüm Yiğit. Üzgünüm ama böyle olmak zorunda. Burada yaşananlar, konuşulanlar mahkemeye zabıt tutulmuş şekilde yansıtılacak Cahit Bey. Karşı taraf ne yaparsa yapsın, biz sakin ve çözüm odaklı davranmak zorundayız. Sadece ikimize, bize ait. Her şeyden, herkesten kaçıp saklanabileceğimiz yer. İleride yuvamız olacak olan yer. Bu halimizi o kadar çok özlemişim ki. Huzurlu, mutlu ve sakin. Sakin. Kesinlikle sakin. Uzun zamandır kendimi bu kadar sakin hissetmemiştim. Gerçekten benim de çok ihtiyacım vardı. Yani seninle birlikte bütün bu hengameden kaçıp nefeslenmeye çok ihtiyacım vardı Nur. Biliyor musun? Böyle sanki bambaşka, yepyeni bir döneme giriyormuşuz gibi geliyor. Edilebilecek bütün kavgaları ettik gibi. Ciddiyim. Verilebilecek bütün savaşları verdik gibi. Ve sonunda kazandık gibi. Aşıklar, aşıklar. Bu tarafa, bu tarafa. Biz aşık falan değiliz. Alın bakalım. Şipşak, şipşak. Sağ ol, teşekkür ederiz. Biz aşık değiliz ama. Pek güzel, pek güzel. Bak delikanlı, bu zamanda böyle aşk denince yüzü kızaran bir genç kız bulursan sakın kaçırma. Al götür onu. Tamam dayıcığım, doğru söylüyorsun da biz aşık değiliz. Nereden anladın? Alnımızda mı yazıyor? Evladım, aşk bu. Alında da yazar, gözde de parıldar. O parlayan senin flaşların olmasın sakın. Biz sevgili değiliz. Ben size kavuşmuşsunuz demedim ki, aşıksınız dedim. Peki de anlaşıldı. Sen... Al şu karı üstü kalsın, sağ olasın. Allah razı olsun, sağ ol. Allah bereket versin. Hadi hayırlı işler dayıcığım, sağ ol. Al bakalım. İstanbul'a hatırası. Bakın Elmas Hanım,
Ne olursa olsun hiçbir şekilde tarihe kapılmak yok. Bu görüşme bizim son şansımız olabilir. Tamam, buyurun. Yani yalnız gideceğinden eminsiniz değil mi? Babasıydı, babaannesiydi falan takmaz peşini inşallah. Hayır hayır. Sadece biz avukatlar ve siz taraflar. İnşallah şu iş olsun bitsin bir an önce ya. Yalnız gelecek demiştiniz. Emin beni yalnız bırakmak istemedi. Korkma Cahit. Sakinleştiricilerimi çaktım. Korkma. Ben sana buyurun hocam, hemen başlayalım. Başlayalım. Müvekkilin bütün iyi niyetine evladına duyduğu babalık sorununu yerine getirmek için... Allah razı olsun. Müvekkilin bu buluşmayı kabul etti. Buluşma talebi sizden geldiğine göre buyurun dinliyoruz. Peki lafı hiç uzatmadan. Duruşma tarihine kadar müşterek çocuğun müvekkilimde kalmasını talep ediyoruz. Lütfen Bey, müvekkilinizin altında imzası bulunan noter onaylı belgeden haberdarsınız sanırım. Bizim avukat haberdar da. Acaba sen dünyadan haberdar mısın avukat bey? Emin, yapma. Bırak abla ya. Ulan ben oradaydım be. Kız daha gözünü açmamış, hastane belgesi diye imzalarken oradaydım ben. Hepimizin gözü önünde doğum belgesi diye imzalattın. Bak sen, şu kadarcık utanma duygusu kalmış da gözlerini kaçırıyor. Sen ne diyorsun çocuk ya, ha? Sen ablanın ufacık çocuklara yaptıklarını biliyor musun? Yazıklar olsun Cahit sana. Ulan bana mı yazıklar olsun, sana mı? Sen elinde silahla bebeğin evini basacak kadar... Yeter be! Yok! Yapma, yapma dur. Hadi kuzum benim, annenin hatırı için bir lokma daha. Oh! Oh, afiyet olsun bakalım. Bir tane de babanın hatırı için gelsin. Halasının hatırı da eksik olmasın ama. Tabii halanın hatırı. Ya tamam. Yeter artık, doydum. İyi ki anneannem yok. Ay haklısın, senin de çok üstüne gittik. Duydun mu bakalım annesinin prensi? Burnuma kadar geldi. Ah ben senin o burnunu yerim. Hadi o zaman. Halan DVD'ye bir film koysun, siz film izleyin. Halasının kuzusu o bir tanesi. Biz şimdi gidelim de senle güzel güzel bu akşam film izleyelim, değil mi? Bay bay. Bay bay. Mert de vallahi kapının elinde kalıyor bu ara. Tabii oğlan gitti ya. Yiğit Bey'imiz hemen çıkardı maskesini, değil mi? Ne oldu Yiğit'ciğim? Bu bugünkü dalgınlığını eski karının müstakbel üçüncü izdivacına mı borçluyuz? Neye borçluyuz? Ne?
Ne oldu Yiğit'ciğim? Hı? Bunu mu yapmaya mı gidiyorsun? Afiyet olsun. Yalnız helal olsun şu Nur'a ya. Ne kadınmış yani, bu kadar Badire'ye rağmen üçüncü kocayı buldu. Helal olsun ya. Nasıl ya, nasıl olur? Ne oldu benim canım? Ha? Çok mu şaşırdın? Koş. Git eski sevgilini anlatsın sana, hadi. İşine bak. Saçmalıyorsun ya. Ne demek Nur evleniyor? Sen de böyle elini kolunu bağlayıp mutluluklar mı dileyeceksin? İşine bak sen, işine. Kafayı yemişsiniz ya. İkiniz de kafayı yemişsiniz. Şu kapkaranlık günlerimizde vallahi bir siz sevincimiz oldunuz bizim Fatih'im be. Bak Allah şuramı biliyor. Beni çok sevindirdiniz sayemde. Çok. Hah, Allah tamamını erdirmeyi hayırlısıyla nasip etsin inşallah. Sağ ol. Ya siz şimdi ciddi ciddi, yani şaka değil değil mi? Bayağı ciddisiniz. Yok canım, şaka. Sen gül diye. Tövbe tövbe. Evladım izdivaç bu, izdivaç. Şakaya gelir mi hiç? Aa. Ya ne bileyim Fatih abi, bak hani abimsin. De ben de alışamadım. Ha oldu. Bir de alışmanı bekleyeceklerdi. Fatih'cim siz buna bir alışma süresi verin. Böyle alıştır alıştır evlenirsiniz. Olur mu? Ya abla, o kadar özür diledim ama olmuyor. Sen en iyisi bak beni bir döv, bir rahatla ha. O sensin o. O sensin o dövüp dövüp rahatlayan. Vallahi ne yalan söyleyeyim yani. Ben de aman oh. Oh yavrum, ellerin dert görmüş benim. Bir tane de benim için. Elin saf Bekir Bey'm. Sen de gaz verip durma şuna. Yani Emin, marifet yapmışsın gibi kasılıp durma. Ablan seni oraya olay çıkarman için mi götürdü? Hiç ama salaklık bende. Salaklık bende. Bunu niye götürüyorsun ki oraya? Ya abla, daha ne kadar özür dileyeceğim. Ne yapayım? Tutamadım kendimi işte. Yani ya o şerefsiz... Emin, işimizi kolaylaştırmadığının farkındasın değil mi? Ya Fatih abi bırak ya. Ya hepsi hikaye. O herif yeğenimi güzellikle falan vermeyecek. Adamın niyeti baştan belli. Herif tezgahını kurmuş. O utanmaz karısıyla birlikte ablamı kandıra kandıra. Aferin Emin. Alkış. Ben o herife baştan beri hiç güvenmedim zaten. Ama beni dinleyen kim? Al işte bak, bir de kabahatli biz olduk. Nasıl ya? Yağmur? Yağmur? Adımı biliyorum. Şey, sen beni aradın. Evet, onu da biliyorum. Neredesin? Şey, ben kapının önündeyim. Tamam, sokağa doğru çık. Konuşmamız lazım. Ne? Hadi benim aslanım, hadi benim koçum. Hadi benim, hadi. Niye ağlıyorsun? Ne oldu buna ya? Nazlı, şu kardeşin oyuncağını bir çalıştır da oyalansın biraz. Yok Nazan, yok. Bu oyuncakla falan susmaz, ben sana söyleyeyim. Ay abartma Allah aşkına Cahit ya. Karnı tok, altı da temiz, gazını da çıkardım. Uykusu geldi çocuğun sadece, bırak uyusun. Annesini özlüyor. Onun annesi burada Nazlıcığım. Değil mi güzel kızım? Yok yok, gerçek annesi. Nazlı, kardeşinin sadece uykusu geldi tatlım. Tamam mı? Hadi bakayım sen git çabuk içeri. Darmadağın etmişsin oyuncaklarını. Git onları topla. Nazan, şu kızı ikide bir kızıp durma. Mantıksız mı söyledi? Allah Allah, mantıksız tabii canım. Ne zaman gördü annesini de özlesin Allah aşkına?
Hastanedeki hemşireleri özlüyor desen anlayacağım da. Belki kokusunu özlüyordur. O kadının kokusunu falan almadı benim çocuğum, tamam mı? Almadı işte. Şşş. Tamam, tamam Aslancığım. Tamam bebeğim benim. Tamam güzelim. Ne bakıyorsun ya Bönbön? Sen böyle yapacaksan. Yapmıyorum ben bir şey. Şey sen konuş. İyi bak, buraya sadece onlardan konuşmaya geldik, hatırlat. Nasıl unutabilirim ki? Peki sen ne düşünüyorsun bu evlilik meselesiyle ilgili? Vallahi sen ne düşünüyorsan onu, yani olacak şey değil. İyi de bizim bu sersemler böyle inat etmeye devam ederse o iş olacak. Bizim bir şey yapmamız lazım. Ne yapabiliriz ki Yağmur? Nur kararını vermiş. Abin de sen biliyorsun işte. İstemiyor artık. İsteyemezdi zaten. Mert'in durumu belli. İstemesin tamam, istemiyorsa istemesin de Nur niye sevmediği bir adamla gidip evleniyor? Ne bileyim ben. Ayrıca Fatih abi severim ben. İyidir. Çok destek oldum buna. Bak hatta belki de... Onlar birbirlerine köpek gibi aşıklar ya, bilmiyor musun? Köpek gibi aşık olmaları illa kavuşacakları anlamına gelmez. Kendimden biliyorum. Ha, lafı döndür dolaştır yine kendine getir ya. Aşığım ya Yağmur. Ondandır. Ha, aşıksın. Peki en çok ne zaman aşıktın bana? Yaren'le öpüşürken mi yoksa Yaren'le sevgiliyken? Hata bende ya. Ben seni niye çağırıyorum ki? Niye ben seninle plan yapmaya çalışıyorum ki? Tamam, tamam. Haklısın. Tamam mı? Hadi otur. Otur. Bak, bana ne dersen haklısın. Senin yüzüne baktığımda utancımdan ve kendi aptallığıma kızmaktan sanki hiç konuşamayacakmışım gibi geliyor. Ama sonra tutamıyorum işte kendimi. Bunları kalbim söylüyor Yağmur. Engel olamıyorum. Ben senin o kalbini var ya alırım. Sustum. Sustum. Tamam. Sadece Nur ve Yiğit'ten konuşacağız. Tamam mı? Sadece ikisinden bahsedeceğiz. Hayır. Nur ve Yiğit'ten konuşmayacağız. Nur ve Yiğit'le konuşacağız. Nasıl yani? İşte ben onu buldum. Toparlayıp söyleyeceğim şimdi. Bizim onlara yardım etmemiz lazım. Allah çıktığından beri ziyaretine gelmek için bir ortalık durulsun diye bekliyorum ama baktım ortalığın durulacağı yok artık. İyi ki geldin. Ben de seni merak ediyordum. Nasılsın? Hala acıyor. Tabii yani tam kabuk bağladı diyorum. Emin Bey gelip kendi elleriyle o kabuğu tekrar kaldırıp kanatıyor. Başka çaresi yok. Hayatının en büyük hatasını yaptı. Ama hala seviyor seni. Sen ne kadar haklı olursan ol, senin yaralarının merhemi Emin. Biliyorsun değil mi? Ya senin yaran? Yani senin yaranın merhemi Fatih mi gerçekten? Benim yaralarım çoktan kapandı Yağmurcuğum. Ben senin evleneceğine hala inanamıyorum. Hele şimdi her şey ortaya çıkmışken şimdi mi vazgeçiyorsunuz birbirinizden ya? Bu mudur yani? Demek bana mutluluklar dilemeye geldin. Şaka yapıyorsun ama hiç komik değilsin Nur. Sen abimi sevmiyor musun hala? Yağmurcuğum bak. Seni akşama kadar dinleyebilirim. Ama daha önce söylediğim gibi. Eğer kendinden konuşacaksan. Yok ama benden konuşacaksak eğer. Al işte ikiniz de aynı maskeyi takıyorsunuz. Abim de böyle. Senden konu açılınca sözde umursamaz, sözle ilgisiz tavırlar. Benim gelinlik provam var. Onu hala sevdiğini biliyorum. Abimin seni sevdiğini de biliyorum. Bak aranızdaki engellerin de farkındayım ben ama... Bana bak. Bana her zaman kendinle ilgili gelebilirsin. Ama abinle ilgili konuşacak hiçbir şeyim yok. Ben Fatih ile evleniyorum. Buna da saygı bekliyorum. Alo. Zannettiğimden çok daha zor olacak bu iş. Yani benimki seninkinden daha zor olacak tabii. Evet, büyük aktör. Çağırdın geldik, dinliyorum. Şimdi abi şey... Bak Emin.
Yeğenimiz hatırına seninle selamı sabaha kesmedim. Ama benim gerizekalı abimin ablana yaptığı yanlışın senin benim kardeşlerime yaptığın yanlışı değiştirdiğini ve benim bunu unuttuğumu sanma. Doğru diyorsun abi tabii. Unutturmaz. Şimdi hangisiyle ne durumdasın bilmiyorum ama gerçi ruh sağlığım için özellikle de senin sağlığın için bilmesem daha iyi değil mi? Öyle abi. Ben zaten hiç o konulara girmeden... Giremezsin zaten. Nereye giriyorsun? Sen benim kardeşimi kardeşime kırdıktan sonra hangi konuya gireceksin? Oo ben... Amma değişmişim be. Ha? Baksana. Evliya gibi adam olmuşum öyle değil mi? Evet abi evliya gibi adam olmuşum. Yoksa şimdiye kadar ağzını burnunu dağıtmam lazım. Evet abi dağıtmıştım. Oo. Ben o'yu biliyorum. O zaman ben hemen konuya gireyim. Girmeyeceksin. Sen o konuya da girmeyeceksin. Bak beni iyi dinle. Elması zor duruma düşürmeyeceksin. Ben paşa paşa Cahit'i ikna edene kadar bekleyeceksin. Abi sen Nur'u artık sevmiyor musun? Ben de konuya girmiş bulundum. Abi Nur evleniyor. Fatih abiyle. Gerçi sen zaten bunu biliyorsundur. Abi... Bak ben Fatih abiyi çok severim. Yani onun hakkını ödeyemeyiz. En zor zamanımızda kol kanat gerdi bize. Ama o iş başka, bu başka. Bak ben Nur'u ablamdan ayırmam. Yani bilsem ki Nur Fatih abiyi gerçekten seviyor o zaman canıma minnet. Ama ben biliyorum abi Nur hala seni... Abi. Bak kardeşlerimden uzak dur. Sen artık sevmiyor musun abi? Artık sevmiyorum. Ne bu surat? Küs müyüz? Anne vallahi hiç seninle uğraşacak havamda değilim. Tamam İzlal. Uzatma. Anlat hadi. Yiğit biliyor mu evleneceklerini? Anne asıl sen anlat ya. Hı? Senin ne derdin var? İzlal. İzlal deme. İzlal deme beni geçiştiremezsin. Eğer ben senin kızınsam, eğer ben seni şöyle şu kadar tanıyorsam senin başka bir derdin var anne. Senin derdin az çünkü. Canın mı sıkılıyor senin? Sen benden ne saklıyorsun ya? Sen beni bırak da telefonunu aç. Bu klinikten arıyorlar herhalde ya. Efendim? Annen yanında mı? Sen neredesin ya? Allah'ın cezası. İşler. Bak lütfen dinle beni. Bu gerçekten çok önemli. Ne oluyor sana öyle haber vermeden kayboluyorsun ortadan? İclal. Annem bir şey planlıyor. Büyük bir şey. Ne saçmalıyorsun ya? İclal. Annene dikkat et. Lütfen. Bak onun hırsları yüzünden kendine zarar vermemek için lütfen annene. Anne. Bana bak adi şerefsiz. Ne? Kızımın yakasından düş yoksa. Anne ver şunu bana. Bak hangi deliğe girdiysen seni bulup çıkarırım. Duydun mu beni? İclal, demek ben bir şeyler saklıyordum ha? Hadi şimdi senin sakladıklarını konuşalım, ne dersin? Biliyordun değil mi sen? Hı? En başından beri benim Fırat'la görüştüğümü biliyordun değil mi? Aptal. Seni aptal. Sen ne saklıyorsun anne ha? Ne karıştırıyorsun sen? Fırat bile biliyor, ben bilmiyorum. Sen ne karıştırıyorsun? Bakalım yemekte ne varmış benim aslanıma? Doğru soru bu değil İclal. Doğru soru, benim bildiklerimi öğrenince Yiğit ne yapacak? Lütfen anne, lütfen. Bu kaçıncı lütfen ya? Ha? Yiğit, alt salondayız. Buraya gelir misin oğlum? Ne oldu teyze? Yiğit, İzel'in telefonuna bir sapık dadanmış. Nereden çıktı şimdi İzel? Al bunu. Al al. İzel'e yeni bir hat al. Artık onu kim arıyorsa karşısında seni bulsun.
Olsun. Olsun bakalım. Bulsun artık. İclal, artık hata yapma lüksün yok. Kalmadı. Hala kalan ödememi bekliyorum. E beklerken sıkılıyorum. Benim canım sıkılırsa senin canın yanar. Unutma. İkisinden birinden kurtulmak zorundasın Aytül. Biri çok uzakta. Ama diğeri... Diğeri burnunun dibinde. Öyle suratsız gelin görmedim. Ağladı ağlayacak neredeyse. Şuna bakın. Canım o meşhur gelin değil mi? Üçüncü kez giyiyor ya, alışmıştır artık. Şekerim. Yalnız siz böyle dedikodu yapacaksanız memlekette gelinlikçi bol. Tamam. Boş ver. Bırak konuşsunlar. Haksızlar mı sanki? Tabii canım. Herkes haklı zaten. Herkes haklı. Bir sen haksızsın. Surata bak. Gelinlik mi giyiyor? Tövbe yarabbim, kefen mi giyiyor belli değil. Ay canımı sıktım elim. Hadi otur azıcık. Terbiyesizler. Güya ben giyecektim böyle bembeyaz gelinlik değil mi? Ben ama böyle daha gösterişli böyle model tercih ederdim. Şey var ya bu yıl böyle moda. Böyle baştan aşağı nakış. Böyle buralarında falan. Ondan sonra böyle bir duvak. Ama 5 metre. Sen böyle arkadan tutacaktın. Ondan sonra oluşumu da kucağıma alacaktım. Onu da böyle aslanım bembeyaz giydirecektim. Koketler de benim dedikodumu yapacaklardı o zaman işte. Kadına bak, kucağında bebesiyle gelmiş diye. Ama hiç umurumda olmayacaktı biliyor musun? Böyle güle oynaya... Kucağımda bebeğimle evet diyecektim. Hayallerime, umutlarıma, yuvama evet diyecektim. Ah Belmaz'cığım. Dedim ben sana gelme diye. Yarına tuz basma dedim sana. Ama laf dinleyen var mı? Yok. Akrabayız ya. Kan çekiyor yavrum. Laf dinleme diyor. Kızım bak gelinlikçilerin bile diline düşüyorsun. Suratından belli ya mutsuzluğun. Elmas'cığım. Ben sana konuşmuyorum zaten. Senin için konuşmuyorum. Fatih için konuşuyorum. Yani kendine acımıyorsun. Bari o garibana acı. Dalyan gibi adam, dağ gibi adam. Yazık değil mi adam? Başkasını seven bir kadına ömrünü verecek. Yazık değil mi? Sen niye onun severken sevilme hakkını elinden alıyorsun ya? Alıyorum Elmas, tamam mı? Alıyorum. Çünkü ben en bencil, en kötü gelinim ben, tamam mı? Adamın da böyle başını yakıyorum. Oo canıma minnet. Çünkü ben üçüncü kocamı alıyorum. Üçüncü, tamam mı? Tamam mı? İyi be. İyi, ben hayatını mahvetmeni izleyemeyeceğim senin. Eve gidiyorum. Tamam. Hayır.
İsviçre'deki banka hareketlerinden emin miyiz? Eğer kullandığı sahte kimlikle ilgili bir hata yapmıyorsak eminiz amirim. Hata olasılığımız? %1'in altında amirim. Amirim? Bu mesele benim için çok kişisel biliyorsun değil mi? Ne yapmamızı istiyorsunuz amirim? Çok. Çok ama çok kişisel. Annem bir şey planlıyor. Büyük bir şey. Annene dikkat et. Lütfen. Bak onun hırsları yüzünden kendine zarar vermemek için lütfen annene... Şilal. Al bakalım. Yeni değil, kendi telefonunu al. Sağ ol. Teyzem yok mu? Yok, o bayağı oldu çıkalı. E, güzel. O zaman bu telefon sapığı meselesinin aslını konuşabiliriz. Ne? Gel otur. Ne demek o yani? Seni mutlu edeceğine inanıyor musun? Ne saçmalıyorsun acaba Yiğit? Kim? Bak, eğer seni mutlu edeceğine gerçekten inanıyorsan, ona gerçekten güveniyorsan ve onun seni benim hiçbir zaman sevmediğim, sevemediğim ve hiçbir zaman sevemeyeceğim kadar sevdiğine inanıyorsan ve eğer gerçekten bu kez ben sevilmeyi tercih ediyorum Yiğit diyorsan, karşında durmayacağım. Durmayacağım. Karşında durmam. Bak, elmas konusunda söylenebilecek yeni hiçbir şey yok. Hediye konuyla ilgili de ben sana söyleyeceğim her şeyi söyledim zaten. Konu Fikret Yiğit. Çok ama çok acil görüşmemiz lazım. Hilal. Ne oldu? Fırat mı yine? Tamam, tamam. Neredesin? Neredesin? Bana söyle. Konum at. Yiğit. İçlerin nesi var? Fikret. Fikret'in izini bulmuşlar. Yakalamışlar mı? Bilmiyorum ama öğreneceğim. Anne. Nihayet sustu. Ay sabahtan beri ınga ınga ınga. Aslancığım, hadi bakalım, uyu bakalım. Tamam mı? Oh. Nazlı, gel bakayım buraya. Bak, baban gelince burada olanların hiçbirini ona anlatmıyoruz, tamam mı? Aslan hiç yaramazlık yapmadı. Güzelce mamasını yedi, mışıl mışıl uyudu diyoruz, tamam mı bebeğim? Annesini istiyor demesin diye mi? Ama sen inadına mı yapıyorsun Nazlıcığım ya? Hem sen bacak kadar boyuna ne karışıyorsun? Canım yok annesini istiyormuş da yok bilmem neymiş de. Bizim yurtta bebekler ağlayın. Cemşir abla annelerini özlüyor derdi. Çok biliyorsun sen.
Hem bak ben sana ne dedim? Senin annen nasıl bundan sonra bensem, Aslancığın annesi de benim. Bak Nazlıcığım, mahkememiz yaklaşıyor. Büyük büyük abiler sana sorular soracaklar, biliyorsun değil mi? Yine mi? Yine. Ama son kez. Ondan sonra hiç kimseyle bir şey konuşmak zorunda kalmayacaksın. Sen, ben, baban, kardeşin böyle mutlu ve kocaman bir aile olarak sonsuza kadar birlikte yaşayacağız. Tamam mı canım? Abilere ne söyleyeceğini biliyorsun değil mi? Yine yalan söyleyeceğim. Ama bu yuvamızı bir arada tutmak için söylenen pembe bir yalan olacak. Ama benim öğretmenim yalanın rengi olmaz diyor. Hem annesi Aslan'ı göremiyor. Allah'ım sen sabır ver ya. Git gerçeği söyle, o zaman yine anasız babasız kal, olur mu? Ya biz bütün bunları niye yaptık Nazlıcığım? Kötülük olsun diye mi yaptık yavrum? Babacık bizim yanımızda dursun, bize sahip çıksın diye yaptık yavrum. Hem sen ne çabuk unuttun seni yetimhaneye geri postalayacağımız günleri. Bak ben olmasaydım, o bebekler olmasaydı, babam bize geri döner miydi yavrum? He? Ama kardeşim ağlıyor, babam üzülüyor. Bana bak, beni bağırtma, şu çocuğu uyandırma yine. Sana ne diyorsam onu yapacaksın. O bebeklerin kafasını elmas kopardı, o kadar. Ama sen kopardın. Ya sen beni çıldırtacak mısın Nazlı ya? Al işte, tabii çok normal. Bacak kadar çocuğun ipiyle kuyuya inersen olacağı budur. Bana bak, senin bacaklarını kırarım Nazlı. Bir daha annesiz babasız kalmak istemiyorsan, ben ne diyorsam onu yapacaksın. Yoksa kendine yeni anne baba ararsın, tamam mı? Bebeklerin kafalarını elmas kopardı. Sana hep çok kötü davrandı. Seni itip kalktı. Tamam mı? Cahit'cim ne zaman geldin? Biz de Aslan'ı uyuttuk. Çok usluydu bugün. Altını falan değiştirdik. Senin neyin var? Hasta mısın? Yüzün falan kızarmış. Nazlı. Hadi sen git içeride bak. Vaflete aldım sana, git. Allah benim belamı versin. Allah belamı versin benim! Bak yemin olsun. Yemin olsun şurada bu iki çocuk olmasa ellerimle gırtlağını sıkardım senin. Anlıyor musun beni? Ellerimle gırtlağını sıkardım. Arkama bile bakmadan giderdim buradan. Sen gelinlik provasına gitmemiş miydin? Ne zaman geldin? Ah bir çare yavrum benim. Ah yavrum benim. Helak oldu yavrucak. Allah onu bu hale koyalım. Olmuyor, olmuyor. Beddua etmekle olmuyor anacığım. Hangi kanun kuzusunu anasından ayırır? Hak yerini bulacak elbet. Bin bir yalan söyleyecekler. Kızıma iftira atacaklar. Yavrusundan ayrı koymak için kim bilir ne oyunlar, ne tezgahlar kuracaklar. Ama benim adım da tayyarsa ben buna izin vermeyeceğim anne. İzin vermeyeceğim.
selamımı getirdik. Beni affet Elmas abla. Saat içinde İsviçre'den gerekli izinleri çıkarıp harekete geçeceğiz. İsviçre'de bir hareket varsa burada da olmadı, öyle değil mi? Takipteyiz Yiğit. Bu işte yalnız olup olmadığını bilmiyoruz ama takipteyiz. Bak eğer yalnız değilse... Bak henüz her şeyi bir varsayayım. Kimseye dokunan bir delilimiz yok. Aklımdan geçenlerin zor olduğunu biliyorum. Her zamanki gibi hiçbir şey bilmiyorsun. Ben seni sonra arayacağım. Efendim Yağmur. Hah Yiğit. Akşam seni kaçırıyorum. Ne? Seninle konuşmaya benim çok ihtiyacım var. Bu akşam olmaz. Ya Yiğit seninle konuşmaya gerçekten çok ihtiyacım var ya. Evde konuşuruz Yağmur. Evde Yaren'in yanında olmaz. Bak Yağmur, bu akşam gerçekten... Biliyordum ben zaten, bak biliyordum. Sen de Yaren'in tarafındasın. Tabii o has kız kardeş değil mi? Ben üvey. O çağırsaydı çoktan gelmiştin ama. Ya Yağmur sen ne diyorsun Allah aşkına? İyi misin sen? Yani diyorum ki Yaren arasaydı seni, ihtiyacım var deseydi. Tamam. Tamam bak sadece yarım saat. Nerede istiyorsan bana mesaj at, orada buluşalım hadi. Vallahi ben anlamam Nur. Geleceksin. Ya madem abuk sabuk konuştun bugün Yağmur'la, kusura bakma yani. Anlatacaksın bana ne konuştuğumuzu. Emin'cim sen beni anlamıyor musun? Adam gibi konuşamadık Yağmur'la diyorum sana ya. Çünkü o başka şeylerden konuşmak istiyordu. Ya ben anlamam kızım. Anlamam. Geleceksin ya. Allah Allah, kız aradı bugün beni. Bir ton saydı, kapattı telefonu. Yok işte efendim biz... Nur'la konuştuk. Sonra dedi işte yok Allah belanı versinler falan. Allah Allah, ne demişim ki ben Yağmur'a? Çok merak ettim şimdi. Tamam tamam, buluşalım. Ama şimdiden söyleyeyim sen ısmarlıyorsun. Tamam tamam ya, o kolay. Sen gel de. Uf, Allah'ım yarabbim ya. Delirtecek bu Emin beni ya. Bugün yeğenimle görüşecektim. Neymiş şimdi? Emin'le buluşacağım. İnanamıyorum bile ya. Gözü bebeği bile görmediğine göre derdi büyük. Neyse ne. Yarım saati var. Ondan sonra bütün gecem yeğenimle. Ay ilk defa göreceğim bebeği. Sen de gelirsin herhalde. Yok. Yani benim bu gece biraz zor Nur. İşlerim vardı. Hay Allah. Sesin de kötü geliyor. İyi misin? İyiyim iyiyim. Yorgunum sadece. Bayağı restorandan rezervasyon yapmış. Ben böyle kafede falan görüşürüz diye düşünmüştüm ama. Efendim? Geldim de. Neyse. Ben artık içeri gireyim. Artık bebekle selfie'mi yollarım sana, tamam mı? Şöyle masanız. Kafayı yemiş bu. Pardon, nasıl efendim? Burası mı? Ha, bu masa mı? Emin misin? Masayla ilgili bir sorun mu var efendim? Yani bu masa zaten komple şey... Yani ben sadece kardeşimle... neyse tamam. Ben geri kalanı hanımefendiyle halledeceğim, tamam. Hanımefendi balığı sizin seçmenizi istedi. İsterseniz şöyle bir bakalım. Benim seçmem. Evet. Peki. Çatlak bu kız ya. Merhaba. Merhaba Şerif. Bizim rezervasyonumuz olacak Emin Bey'le. Evet, buyurun.
Burası mı? Evet, beyefendi birazdan burada olacak. Peki. Komik bu çocuk ya. Cebi para gördü ya. Deli. Ne gerek varsa. Şundan bulursun. Biraz da lakar da aldık. Zaten bize yeter. Bir de geç kal Emin ya. Bu akşam bayağı boşsunuz. İşler kötü galiba. Hanımefendi de gelmiş olmalı. Saklambaç mı oynuyorsun Yağmur Hanım? Yavaş yavaş. Yavaş, kafanı kıracaksın sen. Şimdi bunlar ya kalkıp giderlerse? Yani biz mekanı kapattırdık ama. Keşke kapıları da kilitleseydik ya. Yok artık ya. Niye, ben plan boşa gidecek diye çok korkuyorum ya. Ya kızım, boşa gideceği varsa ya kapıyı bacayı da kilitlesen denize atlar yüzerek kaçar gider o manyak. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Zaten benim içimde bir his var. Bence planımız işe yarayacak. Öyle bize artistik yapmak kolay. Sıkıysa birbirlerinin yüzüne yapsınlar bakayım. Bizi gebertecekler yalnız, biliyorsun değil mi? Eyvallah. Yakalarlarsa. Boşuna arama. Açmayacaklar. Zaten ben anlamalıydım. Bu restoran, bu masa, Yağmur Hanım. Ya hala inanamıyorum. İkisi işbirliği yapmış. Ben daha bugün konuşuyordum kuzeninle. Kız kardeşlerimden uzak durması hususunda. Bugün ben de senin kardeşinle bayağı uğraştım ama. Çocuklar işte. Çocuklar tabii. Ama biz çocuk değiliz. Nur.
hiçbirini, hiçbir şeyini. Hiçbir anını unutmayacağım. Ömrümün sonuna kadar. Ömrümün sonuna kadar. Edeceğine inanıyor musun? Eğer gerçekten buna inanıyorsan, eğer gerçekten ona güveniyorsan ve onun seni benim hiçbir zaman sevmediğim, sevemediğim ve hiçbir zaman sevemeyeceğim kadar sevdiğine inanıyorsan ve eğer gerçekten bu kez ben sevilmeyi tercih ediyorum Yiğit diyorsan karşında durmayacağım. Anne, güzel itemiyorsun. Ay affedersin kuzum, dur. Öyle iteyim, olur mu? Olur. De hangisini istiyorsun? Arabalı olsun, yok. Tavşan olsun, yok. Uçak olsun. Biz onun hepsini alalım. Oley! Sen çok iyi bir annesin. Gerçekten mi? Gerçekten. Hiç yorulmadan sandalye mi içiyorsun? Bana bütün balonları aldın. Artık çok güzel hikayeler anlatıyorsun. Hadi dilek tutup bütün balonlarımı havaya atalım. Yani ama arabana bağlamak için aldık ya bunları. Olsun. Hadi içimizden dilek dileyelim. Hadi. Bir. İki. Üç. Bırakıyorum. Ya abi Allah aşkına bunu nasıl yaparsın ya? Ya gidip kendi ellerinle kendi çocuğunu nasıl verdin onlara ya? Hay konuşuyoruz, soru soruyoruz, onlara da cevap vermiyorsun. Canan! Ya teyzem nerede Allah aşkına? Bilmiyorum Yalin Hanım. Saatlerdir görmedim. Evde değil. Peki tamam. Ah abi ya. Ah abicim ya. Ah ya. Ah yani. Seni ilk gördüğüm gün sonumuzun kötü biteceğini anlamıştım.
Bugün anneannemle babam da bizimle film izlesin mi anne? Vallahi harika fikir Mert'cim. Hatta istersen filmi de anneannen seçsin. Ama o çok sıkıcı şeyler seçiyor. Mert, bu söylediğini anneannen duymasın. Hı? İlk günden gözüm tutmamıştı seni. İçimden bir ses, o yılan gözlerine baktığımda bu kız bela getirecek Aytül dedi. Bu kız yuvana bela getirecek. O bela senin kalbindeydi Aytül Hanım. O kötülük de dolu kalbindeydi. Şu haline bir bak. Şu kötülük dolu kalbine bir bak. Hapishanede beni öldürtmeyi beceremedin. Paralı adamlar yetmedi. Şimdi işi kendin mi bitireceksin? Buna aileme zehrini akıttığın ilk gün yapmış olmam lazım. Kendi ellerimle şansa, talihe, hiç kimseye bırakmadan onları kendi ellerimle kurtarmalıydım senden. Bundan kurtulamazsın. O parmağının minicik bir hareketiyle amacına ulaşsan da bu işten kurtulamazsın. Umurumda mı sanıyorsun? Ha? Ben zaten yanlışım. Sen benim başımı çoktan yaktın. Ama sen de benimle birlikte yanacaksın. Hayır Cahit, hayır, hayır, hayır. Zaten ben eve gitmiyorum. Bambaşka bir yere gideceğim. Orada kalacağım. Yiğit. Ya Yiğit, lütfen diyorum bak. Lütfen, rica ediyorum ya. O eve gidemem diyorum. Anlamıyor musun Cahit? Gitmeyeceğim bu gece. Bak ne olursun Yiğit. Ellerimle oğlumu götürüp annesine teslim ettim. Hayatımın en zor günüydü diyorum. Lütfen diyorum sana ya. Ben de hayatımın en güzel gecesini yaşamadım. Ama o eve gidemem. Anlıyor musun? Allah Allah. Ya Yaren'e diyorum, Yaren de ben gitmem diyor. Ne yapayım, teyzeme mi göndereyim? Ben mi kalkıp gideyim? Ya lütfen Yiğit. Bak rica ediyorum, lütfen diyorum. Ya bir git gör 5 dakika. Fotoğrafını çek, bana gönder, içim rahat edecek. Ne olursun. Gözünü bu kadar kararttığına, burada, benim bahçemde beni öldüreceksin. Ya sonra? Ailemi senden kurtarmanın bedeli benim için bayram olacak Nur. Sen gerçekten hasta bir kadınsın. O ilaçlarla işin bitmeliydi. Hayatımızdan tertemiz çıkıp gitmeliydin. Ne? Ne dedin sen? Sen bana neye mal olduğunu biliyor musun? Ha? Senin yüzünden torunuma ne yaptığımı biliyor musun? Sen yaptın. Bana yavaş yavaş delireceğini söylemişti. Önce aklını kaybedecektin, sonra için çürüyecekti. Fikret'i sen satın aldın. Bütün bunları sen bize yaşattın. O arabayı sen sürdün. Sessiz sakin can çekişeceğine benim canımı yaktın. Sen bir canavarsın. Sen gerçekten bir canavarsın. Kansız, sessiz olacaktı ama bana başka şans bırakmadı. Teyze!
Yavrum. Yavrum. Hadi. Hadi anlat yavruna. Hadi neler yaptığını anlat yavruna. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Affet beni yavrum. Hadi. Kızına. Yavrunun yavrusuna ne yaptığını söyle hadi. Bırak o silahı. Şimdi o silahı bırak ve bize neler yaptığını söyle. Bana, bana teyze, bana, kızına, torununa neler yaptığını söyle. Affedin beni. Hani bu zamanlar tam bugün ne yapıyorduk acaba? Ben, annem, Yiğit ne yapıyorduk acaba? Annem artık yok. Yiğit yok. Öyle. Yok. Ben varım Güzel. Ben buradayım. Yanındayım. Yazık. Bugün yine annesinin mezarına gitmek istemiş. Doktor ne zaman izin verecek acaba? Daha zaman var diyorlar. Yazık ya, gencecik kadın. Mert bugün beni görmeye gelir mi acaba?
Bugün değil. Ama yarın gelecek. Dün geldiğinde senin ne kadar iyi bir anne olduğunu söylemişti, hatırlıyor musun? Daha önce de söylemişti öyle bir kere. Buradan çıktığımızda sen çok iyi bir anne olacaksın. Ve biz çok güzel bir aile olacağız. Sana. Maşallah. Ve su gibi olmuşsun. Çok güzel olmuşsun. Aa, hadi ama. Bugün hiç makyajımızı bozmuyoruz. Hiç ağlamıyoruz. Tamam mı? Hazır mısın? Oo, kimler gelmiş? Tanıştırayım. Yeni boyfriendim Bora. Az senin kadar sevimsizmiş bu çocuğu, sakın kaçırma. Ay bu arada Boracığım, sana tanıştırmayı unuttum ama bu gördüğün garip şey benim kız kardeşim, bu da onun erkek arkadaşı. Henüz değil. Daha değil. Hafta sonu oğlan alırken diyorum ki, yani daha doğrusu Nazlı diyor, keşke diyor Elmas abla da diyor bizimle gelse diyor. Yani bir değişiklik falan olur, piknik falan yaparız ha? Yok, programım var benim. Oldu, olur, tamam. Bak, başaracağız Elmas. Benim yaptığım yanlışları yenmeyi başaracağız. İlk görüşte aşk mı? Hayır. Hayır. İlk görüşte fırtınaydı bizimki. O günden, o son güne kadar durulmak, dinmek bilmedi. Savaşmayı, barışmayı, düşmeyi, kalkmayı, bitti derken yeniden başlamayı, ölüyorum derken nefes almayı, nefessiz kalıp boğulmayı, hepsini yaşadık. Yaşattılar. Kimine göre peri masalı, kimine göre ayıptık. Belki de rüyaydı sadece. Uyandık. Uyandık mı gerçekten? Bitti dediler. Bitti mi? Bitti mi gerçekten? Böyle mi bitti? Thank you.
Öncelikle hoş geldiniz. Bugün burada bu iki gencimizi evlendirmek için toplanmış bulunuyoruz. Bak, onca badireden sonra onlar başardılar. Oyunları, tuzakları, kurşunların bir üstesinden geldiler. Biz de başaracağız. İnan bana. Siz Nur Demir'a Yiğit Kozan'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Yiğit Kozan, Nur Demiral'a evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Ben de Beykoz Belediyesi'nin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı olsun. Buyurun. Sizlere mutluluklar dilerim. Gelini öpebilirsiniz. Sonsuza kadar Nur. Bu kez mutlu sonumuz sonsuza kadar.